kolaylıklar ve buradan bir başka önemli piyasayla ilgili yorumlarını almak üzere Devrim Danyal'a döneceğiz. Blockchain and Kripto Para Eğitmeni. Devrim, hoş geldin tekrar. Sevgili Didem Hanım, merhabalar, iyi günler. Tekrar diyorum çünkü kopamıyoruz bir türlü. Kripto dünyasında yaşanan bu hareketlilik hakikaten çok bir yandan endişe verici elbette, ama en doğru sen anlatırsın. FTX'in iflas başvurusundan sonra şimdi BlockFi mercek altında. Çünkü işte FTX kendilerine de bir 400 milyon dolarlık, yanlış hatırlamıyorsam, bir kredi uzatmıştı, extend etmişti ve opsiyonu da vardı, satın alma opsiyonu, ama batınca biraz BlockFi'nin de finansal bir sıkıntıya girdiği konuşuluyor. Bu bir kar topu etkisine dönüşür mü, yoksa biraz daha FTX BlockFi özelinde kalacak bir gerginlik mi, ne dersin? Sevgili Dem, en son görüşmemizden sonra sular çok da fazla durulmadı. Hatta o gün en son konuştuğumuzda hala siteye ulaşım mobil uygulama üzerinden de kullanıcıların erişimi mevcuttu. Ardından iflas süreci açıklandıktan sonra bu erişimler de kapanmaya başladı ve orada şu anda yatırımları bulunan tüm yatırımcılar da bu sistemden yavaş yavaş ümitlerini kesmeye, yani oradaki paralarını almaktan ümitlerini kesmeye başladılar. Tabii bu sadece FTX'in kendini değil, FTX'in bağlı olmuş olduğu, yani SBF olarak geçen Sam Bankman-Fried ismindeki kurucusunun bu ekosistemde ciddi anlamda yatırımları ve yatırımcı bazında da diğer şirketleri desteklediği bir süreç vardı. Bunları hızlı bir şekilde gündeme getirirsek eğer, dört tane bacağı var. Bunlardan bir tanesi Alameda Research olarak karşımıza çıkan ve özellikle yatırım bazında 50'den fazla büyük firma, onlarca küçük firmayı destekledikleri bir yapı. Ardından FTX'in kendisinin borsa olarak kripto piyasasında ciddi anlamda borsa bazında yatırımları vardı. FTX US olarak karşımıza Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bizdeki SPK'ya denk gelen SEC'in, yani Gary Gensler'in bugüne kadarki hep bu yasaklanacak, hayır korunacak mantığında Fed'le birlikte, Jerome Powell'la birlikte yapmış olduğu süreçlerin içerisinde hatta o kurgularda sıkıntı yaşadıkları döneme de denk gelen FTX US açılımı vardı. Hatta hatırlarsanız Sam açıklamalarında, Twitter'dan yapmış olduğu açıklamalarda FTX US'in ayrı tutulduğunu, oradaki tüm yatırımcılara ait paraların güvende saklandığını özellikle dile getiriyordu bu korku nedeniyle. Bir de FTX'in Ventures tarafında gene 25'ten fazla büyük yatırım yapmış olduğu uygulaması ya da projesi vardı. BlockFi'nin buradaki özelliği, BlockFi'nin şu anda bu FTX'in çalkantısından en çok etkilenen yerlerden biri, bir kuruluşlardan biri olmasının en temel sebebi FTX US bazında yatırım yapmış olduğu bir partneriydi kendisi, BlockFi. Bu BlockFi'nin de biraz geçmişinden bahsedecek olursak neden önemli? 2017 senesinde geleneksel bankacılık süreçlerini kripto para ekosistemi içerisinde uygulama bazında bu hizmetleri sunabilmekti ana amacı. Ve BlockFi bu ikinci çeyrekte rakamlara bakacak olursak 1.5 milyar doları kurumsala, toplamda 1.8 milyar dolarlık bir kredi büyüklüğüne ve 2.6 milyarlık da bir mevduata sahip hale gelmişti. Ve toplamda 650 binden fazla müşterisi yer alıyordu. Tabii kurallara uymadığı için bu süreçler içerisinde de hatta SEC'ten 100 milyon dolar civarında da bir ceza almıştı. Piyasalar düşmesiyle birlikte de BlockFi'nin özelinde ciddi anlamda bir likidite sıkıntısı yaz aylarında gündeme gelmişti. Temmuz-Ağustos gibi. FTX'le bağlantıları da buradan yola çıkarak gündeme geliyor. 400 milyon dolarlık, demin sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 400 milyon dolarlık onlara bir katkı sağladı ve bu süreci atlatmasında bir ona yardımcı olur halde karşımıza çıktı. BlockFi'nin şu andaki en büyük sıkıntılarının bir tanesi de bu FTX'in çalkantılı hali olmasının haricinde Bitcoin ve Ethereum'a yıllık 5,5 sabit coin'ler, yani stabil coin olarak adlandırdığımız yapılara da
%11,5 civarında faiz veriyor olma yapısı. Bunu Terra Luna'nın süreci içerisindeki Luna krizinde de görmüştük. Özellikle sabit kripto paralara, geleneksel finans ekosistemi dışarısında bu kadar yüksek faiz verebiliyor olmak çok fazla akıllara yatkın bir şey değil. Özellikle bunu BlockFi tarafında gördüğümüz an itibaren de herhangi bir rüzgar tersine döndüğünde o anda ne yazık ki bu tip likidite krizleri daha fazla sizi etkiler hale gelmeye başlıyor diyelim. Ve bu da bizim işte zincirleme yapı olarak karşımıza çıkan bu sıkıntılardan BlockFi'yi de içerisine katar hale geldi bu sürecin. Evet, bu arada müşteri sayısının da 650 bin olduğu ifade ediliyor haberlerde. Ve SEC de, yani Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC'nin de 100 milyon dolarlık bir cezaya çarptırdığını hatırlıyoruz. BlockFi'nin. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bütün bu çalkantılar yaşanırken ABD Hazine Bakanı Yellen'da kripto dünyasının riskine dikkat çekerek aslında belki de birkaç adım ötesiyle ilgili bir şeyler ifade etti, ima etti. Ben bunu regülasyonlar geliyor şeklinde okudum kendimce. Bu konuda sen ne diyeceksin? Çok uzun zamandır zaten hem Yellen'in, hem Jerome Powell'ın, hem Gary Gensler'in bu konuyla ilgili açıklamaları var ve özellikle de artık bunu yatırımcı hani bıçak kemiğe dayandığı dediğimiz o noktaya geldiğinde fark etmeye başlıyor. İlk başlarda bu regülasyonların konulmasıyla ilgili genel çapta tüm dünyada global bazda özgür bırakın bu ekosistemi, kripto varlık, kripto para ekosistemini rahat bırakın şeklindeki son kullanıcı tepkileri de yavaş yavaş kendilerinin mağduriyete meyilli olduklarını görmeleriyle, bunun kendilerinin bir şekilde içerisinde yer almalarını görmeleriyle birlikte de regülasyonları da yavaş yavaş kabul edebilir hale gelmeye başladıklarını görüyoruz. Tabii burada hangi kıvamda olacak, ne kadar kısıtlama, ne kadar bir regülasyon sınırlaması olacak, bunu hep beraber önümüzde göreceğiz. Ama tabii buradan yatırımcıları da koruyor olması bence artı değer taşıyacak tüm global kripto para ya da kripto varlık piyasası için diyelim. Blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Yine bugün kolaylıklar diliyorum sana. Teşekkür ederim.